Şubat 2018'de sunulan torba yasa tasarısının internetten yayın yapan kuruluşların denetlenmesini öngören 73. maddesini İYİ Parti olarak değerlendirmek istedim. Milletimizin hür bir şekilde haber almasından ve düşüncelerini ifade etmesinden korkan bir yönetimle karşı karşıyayız. Düşünce ve ifade özgürlüğü Anayasa'nın 26. maddesiyle ve Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmış olup en temel insan haklarındandır. Dolayısıyla modern çağın en önemli iletişim platformu olan internetin engellenmesi de bir insan hakları ihlalidir. Olağanüstü hal döneminde, seçim arifelerinde hükümetin artık alışılagelmiş torba yasa maddeleriyle internete sansür girişimleri zamanlama açısından da çok manidardır. Bu maddenin internet üzerinden olan yayınları vergilendirerek kötü ekonomi yönetimi ve müsrif yatırım politikaları neticesinde 47.4 milyar TL açık veren bütçeye ek bir kaynak üretmek için hazırlanmadığı da gayet açıktır. Türkiye teknoloji icat eden, üreten değil, yasaklayan bir konuma gelmiştir. İnternet üzerinden haber alma özgürlüğünün her geçen gün daha da kısıtlanması darbe dönemi uygulamalarını bile aşmıştır. Ama İnternet okyanus gibidir. Havuz medyasına dönüştürülemez. İYİ Parti olarak buna izin vermeyeceğiz. YouTube, Twitter gibi mecraları denetleyip kontrol altına almaya çalışmak abesle iştigaldir. Çağın gerisinde kalmaktır. Sadece YouTube'da bile her dakika 300 saatlik video yüklendiği bir dünyada öngörülen denetim yapmak zaten imkansızdır. İnternet yayınları ve suçlarıyla ilgili olarak yürürlükte olan 56-51 sayılı kanunun 8. maddesi yeterlidir. Bunun ötesinde bireysel hak ve özgürlükler, haber alma ve ifade özgürlüğünü zedeleyecek yeni kısıtlamalara gidilmesi doğru bulmuyoruz. Üstelik aynı hükümet iktidarları döneminde yapılan hukuki düzenlemeleri sessiz devrim olarak nitelemektedir. Ve bu düzenlemeleri aynı adlı kitapta kendi internet sitelerinden de kamuoyuyla paylaşmışlardır. Bu kitapta ifade özgürlüğünün önemi ve AK Parti'nin özgürlüklerin teminatı olduğu sayfalarca anlaşılmıştır ve yazılmıştır. Bu kanun tasarısından anlaşılıyor ki kamuoyuyla paylaştıkları değerler bir reklamdan öteye gidememiş ve uygulamalarına yansıtılmamıştır. Bakın arkadaşlar, bu kitabı burada bastık. Kitabın adı Sessiz Devrim ve de ifade özgürlüğünün önemini bizden duymak kendilerine ağır geliyorsa yazdıkları kitabın 69, 101, 167, 168, 170, 178 ve 252 sayılı sayfalarını okumalarını tavsiye ederiz. Bunları sadece biz söylemiyoruz. Freedom House tarafından Kasım 2017'de yayınlanan İnternette Özgürlük 2017 raporunda Türkiye maalesef ki internetin özgür olmadığı 21 ülke arasında yer almaktadır. Sudan, Libya ve Suudi Arabistan gibi baskıcı ülkelerle aynı seviyeye düşeceğimize, Türkiye'miz geçmişte olduğu gibi bu ülkelere örnek olmalıdır ve demokrasi dersi vermelidir. Dünyada basın özgürlüğü konusunda da son sıralarda yer alan ülkemizi daha da kötü bir konuma getirecek bu madde ivedilikle gözden geçirilmelidir. Ayrıca özgürlüklerin kısıtlanması, Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu nitelikli beyinlerin dışarıya kaçmasına sebep olur. Özgürlükleri kısıtlayarak genç beyinlerin yurt dışına göçünü teşvik etmek, Türkiye'nin geleceğine, kalkınmasına ve refahına darbe vurmaktır. Ve biz İYİ Parti olarak soruyoruz. AK Parti, küresel bir iletişim ağı olan interneti sadece ülke içinde kullanılan bir intranete mi dönüştürmeye çalışmaktadır? Bu yasal düzenleme ile Türkiye'de yerleşik olmayan kuruluşların yayınları nasıl denetim altına alınacak? Bireysel ve YouTube, bloglar, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçlarıyla yapılan yayınların kontrol edilmek istendiği gayet açıktır. Daha önce sızdığı kurumlarda internet üzerinden insanlarımızı fişleyen FETÖ'nün yöntemlerini kullanmak, FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden bir hükümetin yapacağı iş midir? Hükümet kendi vatandaşlarımızı bir tehdit olarak mı görmektedir? Peki, interneti kısıtlamaya çalışan hükümet, yurt dışından yapılan yayınları yasaklamak için çatılardan artık uydu anteni de mi toplamaya başlayacaktır? Ya da yaklaşan seçimler öncesinde bu yasa ile muhalif ve eleştirel seslerin kesilmesi mi amaçlanmaktadır?
Son olarak dünyadaki tüm interneti kontrol altına almaya çalışmak, varacak kadar anlamsız bir çabaya girişmek neden bir ihtiyaç sebebidir? Bunu anlamak istiyoruz. Belki farkında değiller ama internet 21. yüzyılın en etkili ve vazgeçilmez iletişim aracıdır. Dolayısıyla İyi Parti olarak hükümeti 21. yüzyıla davet ediyoruz. Teşekkür ederim.